Suudi Arabistan'da uyuşturucuyla yakalanan Türk tır şoförü için karar çıktı. Suudiler şoförün idam edileceğini açıkladı. Hataylı şoförün kızları ise babamız suçsuz dedi ve karara isyan etti. Benim babam tır şoförüdür. Şu an idam kararı almış babam. Bu sadece benim babamın meselesi değil. Bu Türk vatandaşı olduğu için Türkiye'nin meselesidir. Remzi Çelik tır şoförü Suudi Arabistan'da aracındaki uyuşturucu maddeyle yakalandı, tutuklandı. Önceki günde hakkında idam kararı çıktı. Babamı gönderiyorlar. 3 gün sonra da aracı gönderiyorlar. Benim babam aracı teslim alıyor. Belli bir süre sonra ihbar geliyor. Yakalanıyor. Tırın içinde de yasa dışı hap oluyor. Benim babam bundan hiçbir suçu yok. Çocukları, yeğenleri, akrabaları dün Hatay'da toplandı. Remzi Çelik'in suçsuz olduğunu iddia etti. Şu an idam kararı almış babam. Ben yetkililere sesleniyorum. Biz aile olarak çok mağduruz. İdam edilmemesi için de Türk yetkililerin devreye girmesini istedi. Biz vicdanlı olan herkese sesleniyoruz. Büyüklerimize sesleniyoruz. Yani biz babamızı geri istiyoruz. Biz kendimizden eminiz. Yani babamın tek suçu şoför olması. Suçsuz bir Türk insanının idam edilmesi doğru değil.